Kardeşlerim, en düşük 10 bin lira olan emekli maaşı ömür kendisini ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşı affettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançlarla emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Şimdi gözleri çıkıyor, emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bakın, bizim ülkemizde hala hazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Dikkat edin. Mevcut maaşlarımız sayısını söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini artıyorum. Yani 2024 boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa, tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla ve nasıl tüm memurluk eksisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Altını tekrar size ifade ediyorum. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil, yapılması istenen ilave artışların tutarıdır. Ayrıca seyyahın artışı emekli maaşları arasında yaptığı adaletsizliğin de farkındayız. Sırtında yumurta küpesi taşımayanlar tabii ki istedikleri atıp tutabilirler. Sorumluluk bakanlığında olmayanlar elbette her aklını ezeri söyleyebilirler. Ama milletin ülke ve devletin tepe gönlünü verdiği bizim için böyle bir durum asla söz konusu değil.